Ya o zaman da hani bu fabrikasyon, otomasyon olmadığı zamanlarda insanlar nasıl özenmişler yani gelinlik. Yap, söylüyoruz bak. Ama ellerine sağlık maşallah. Aynen. Ha, araba makaslarından dövüyorsun. Vay, helal olsun amcam. Videoyu altın beşikte kapatmıştık. Şimdi Ormanay'a düğmeli evlere yola çıkmıştık. Ama oradaki işletmedekiler bize dedi ki bu altın beşiğin bulunduğu Ürünlü köyünde orijinaller var. Yani restore görmemiş, el değmemiş diyelim gerçi. Onlar var. Önce Ürünlü köyündeki düğmeli evleri gezin. Sonra Ormanay'a gidersiniz dedi. Tavsiyesine uyduk. Şimdi Ürünlü'deyiz. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Altın beşiğin olduğu Ürünlü köyü de burası. Şuradan da aşağı yoldan altın beşiğe iniyorsun. Ve bu harika manzaradaki ilk düğmeli evimiz burası. Bunlar artık el değmemiş gerçekten de. Bakımsızlıktan zaten. Hani restoreye uğramamışlar. Ürünlüyü biraz gezelim. Ondan sonra o güzel fotoğrafların olduğu şeye gideceğiz. Ormanay'a gideceğiz. Orada tabi orası açık hava. Sonuçta bir köy. Giriş ücreti falan yok altın peşik gibi ama. Ne yedik ne içtik. Hani oradaki fiyatlara falan da bakarız. Ondan sonra güzel bir gezi olur. Dutlar var. Dutlar çok güzel. Bir tane göz hakkı aldım. Artık helal olsun. Burası Ürünlü. Ormana'dan merhaba. Asıl turistik olan yere ve daha doğrusu daha çok da gelişmiş doğal olarak insanlar gelince oraya geldik. Şöyle turlar var. Kalabalık bir şekilde. Şurada bir tane abla bir şeyler satıyor. Kolay gelsin teyze, nasılsın? Teşekkür ederim. Neler satıyorsunuz? Neler satıyoruz? Gördüğün gibi organik ürünler satmaya çalışıyoruz. Kendi el emeklerimiz. Bu bükme mi? Yok, mantı mı? Mantı. Ha, çok evet, güzel. Mantı. Hayırlı işler. Baklavaları siz yapıyorsunuz. Biz yapıyoruz. Bunlar fiyatları ne kadar? Mantı kilo 200, erişte 200. Hı-hı. Baklava öyle 200. Zeytinyağları? Zeytinyağı 250'den ama toplu alana, bütün alana 1000 liraya veriyorum, 200'e geliyor yani. Orada sumak, sumak mı? Daha sumağımız var yani. Işte. Evet. Evet, burada meşhur. Sumak. Evet, evet biliyorum. Aynen. Baklavamız, tepsimiz de işte buradan koyuyoruz. Yapış koyuyoruz. Bak, oo, ama ellerine sağlık maşallah. Aynen. Güzel. Nar ekşilerimiz var, pekmezlerimiz var, antik pekmezimiz. Kantaron yağlarımız var. Bu mu? Evet, o kantaron yağını kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağıyla kantaronun karışımı oluyor. Hı hı. İşte öyle bir şeylerimiz, çaylarımız var, peynirlerimiz, tereyağımız var. Satışlar nasıl sezon açıldı? Sezon yavaş yavaş i̇yi, açıldı iyi. İnşallah hayırlısıyla bereketli olur. İyi, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin abi, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Kirazlar ne güzel görünüyor. İyi abi, iyi. Allah razı olsun, sağ olasın. Bir tane alıyorum, helal et. Almasan 5 al. Ha? Sağ olasın. Bereketli için bu. Yedin mi tatlım bunu? Allah razı olsun. Ne kadar kilosu? 2 kilo güzel. Bir kebara geçireceğim. Hem de çilek sirke karışımlı sirkelerim ama kardeş de var. Teşekkür ettim. Elması abi. Bakın bu kadar. Meşhur Ormana köftecisiymiş. Onun karşısında şöyle yerler var. Fırın kafe diyor. Köyün kahvesi, merkez kafe. Burada aktivite yapılacak yerler de var. Badem. 75 liraymış kilosu. Rica ettik, içeriye girdik. Burada kültür ve doğa turizmleri yapılıyormuş. Aynı zamanda şu şekilde ağaçları işliyorlarmış. Çok iyi değil mi? Şurada taş işlemeciliği de var.
Spor köyü de varmış. O spor köyünde şu an Alanya Spor'un altyapısı çalışıyormuş. Ona da bir bakayım şimdi, gösteririm eğer internetten bir şeyler bulabilirsem onunla ilgili. Kolay gelsin amca. Memleket Antalya mı? Memleket Antalya. Evet. Antalya'da oturuyoruz. Evet. Sen? Antalya'da bizim hemşehriler çok. Yok, çok değil mi? Sen burada mı doğdun büyüdün? Efendim? Sen buralı mı? Ben buralıyım. Öyle mi? Antalya'da benim de vardı orada. Ufak bir yeri aldım burada. Öyle mi? Hastalıktan 3 sene verdi. Geçmiş olsun. İyileştin mi bari? Efendim? Şimdi iyi misin? İyiyiz Allah'a. Allah sağlık versin Allah amca. Allah sağlık versin amca. Sağ ol, sağ ol. Buralar sende. Efendim? Buralar sende. Evet. İyi. Kolay gelsin. Evet, sağ ol. Ben bunu bugün de zor yaparım. Bir gün ha? Tabii tabii. Yapacağız, yapacağız. Emekliyim. Tamam, şimdi öne git. Lazım, sen öne git. At öne arabayı. Bak bu kaçtan dönüyor. Sen biliyor musun bu işi ha? Bu kaçtan dönüyor. Ha, araba makaslarından dövüyorsun. Vay, helal olsun amcam. Ellerine sağlık, teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Çok ilginç, amca araba makaslarından işte keser yapıyor, ondan sonra o orak gibi herhalde ondan yapıyor. Gayet güzel burası. Uzun zamandır da buradaymış. Mavi Şimşek. İsmi çok iyiymiş o. Bir bas bakalım, Şimşek gibi gidiyor mu? Gel. Şimdi nedir bu düğme evler meselesi, ondan da bahsedelim. Orman Ağa'nın 700 yıllık bir geçmişi var kuruluşuyla ilgili. Hatta son Çelebiler, son Yeniçerilerin burada yetiştiği söyleniyor. Düğmeli evlerin ise tarihi 300-400 yılda tarihleniyor. Bu evlerin arasındaki tahtaların çıkıntıları, onları düğmeye benzettikleri için buraya düğmeli evler demişler. Bu evler yapılırken işte iki tane tahtanın üst üste gelip işte o yığma taşla üstüne koyup hiçbir harç, çimento kullanmadan bu evleri oluşturmuşlar zamanlı insanlar. Gerçekten çok güzel bir mimariye sahip. Zaten turizmde açılmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Bak adam bu eve sonradan sıva yapmış. Ama o hava yok yani. Özelliğini yitirmiş resmen. Sıvasız hali. Halbuki şu alttan az çok gözüküyor. Baksana burası. Sana arkadan fon müziği açıyorum. Bu şekilde. Sokakları gezmeye devam ediyoruz. Düğmeli evler. Şimdi bir şeyler içelim. Belki yemek falan da yenir. Bilmiyorum açlık durumunu. Bakalım neler var. Böyle bir dünya yok. Orası bayağı pahalı. Orman adı ucuz. İşler nasıl? Şükür iyi ya. İyi değil mi? Valla hafta sonları özellikle çok turist alıyor burası. Bugün üniversite sınavı var ya. O etkiledi. Biraz etkiledi. Geçen hafta LGS vardı. Bu hafta üniversite sınavı. Bu iki hafta biraz oldu bayağı iyi. Ama yine de genel oluyor illaki. Fırın kafe. Evet, tost var. Patates kızartması atıldı. Tost var. Yani başka ekstra. Çok etkili olabilir. Şu karşıdaki at kestanesi ağacından yapıyoruz. Hangi ağaçtan? Şu karşıda budanmış at kestanesi ağacı var. Ha, şu ağaç. Evet, oradan yapıyoruz. Ekler makas ağrılarında bayağı etkili oluyor. At kestanesi. Şimdi yol boyunca var. Kahveler var böyle. Köyün kendi kahvelerisi. Burada çayımızı içiyoruz. Az önce fiyatları çektim zaten. Çay 7,5 lira. Tost 50 lira falan. Güzel karnını doyuruyorsun. Dedim ya az önce Yeniçerilerin de olduğu yer, Yeniçerilerin yetiştiği 56 oğulları soyadı. Onun biriktirdiği Yeniçeri koleksiyonu varmış. Aynı zamanda üst katta da kadın ve erkek olarak ayrılmış bir düğmeli evler örneği varmış. Şimdi Yeniçeri eşyalarını bir inceleyelim. Bunlar ilk kez gördüğüm şeyler benim. Şöyle bir tüfek var. Şöyle bir kılıç. Baltası. Şurada minyatür halinde Yeniçeriler. Bu da Yeniçeri askeri. Örnek.
Ama fotoğraf gerçek fotoğraf. Yeniçeri askeri fotoğrafı yazıyor. Şurada yine bir piştol. Bu şekilde. Diğer odada ne var? Evet, şimdi burada da ailenin biriktikleri varmış. Şunlar. Çok fazla savaş ve silah malzemesi, ok uçları da var. Şaşalar var. Bir para var. Bak, o zamanlar kalma. Akçe. Burada muslukları koymuşlar. Ailen işte bütün birikimleri, bütün toplamları. Şöyle 80 ve 100 numara anahtar var. Bunu da ilk kez görüyorum. Evet. Anahtar 80 ve 100 numara. Çok iyi. Şurada da bir tane kocaman anahtar var. Bu ne? Bunun numarası yazmıyor ama bu da var yine 80-100 kadar. Bu şekilde. Yani çivi imalatı yapıyorlarmış çünkü bu 56 oldu ailesi. Ondan kalma. Selam söylesin. Evet, örnek bir düğmeli evin üst katı. Yalnız üst katı ben şimdi gördüm de şahane bir dekor yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Şimdi burayı da gezelim. Şurada da fosiller var ya, fosilleri koymuşlar. Evet, şu şekilde. Abizesi çok güzel. Harika bir dekoru var müzenin. Şurada da evin ocağı. Çok iyi değil mi şurası? O zamanlar özenmişler insanlar gerçekten. Erkek odası olarak burayı gösteriyor. Erkek odasının ocağı. Şu şekilde. Kaftanı, botları. Duvarda silah var. Çatısı da bu şekilde ve kocaman bir duvar halısı. Bu şekilde. Erkek odası. Bir de kadın. Evet, burası da kadın odası. Şurası da herhalde oturma odası. Su havuzu var hatta. Koymuşlar. Living room işte orası. Kadın odasında da tabii ne olacak? Dikiş makineleri koymuşlar. Kola var bak. Temizlik için kullanılan kola var. Kola markası. Şurada cibindirik var bak kadın için. Yatağının üstünde. İşte kadın ocağı. Yukarıdan bacası çıkıyor. Yine burada kocaman bir halı var. Bakın ne kadar güzel beşik var. Küçük yeminler var. Çocuğun kaftanı var. Yine hepsinin başında Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde kadın odası. Şurada da ortak bir hol var. Orada muhtemelen kıyafetlerin, günlük kıyafetlerin sergilendiği, takıların sergilendiği bir yer. Şuna baksana. Ne kadar ya, o zaman da hani bu fabrikasyon, otomasyon olmadığı zamanlarda insanlar nasıl özenmişler yani gelinlik. Bu şekilde. Burada bir para var. Kıratı ad üstü. Şurada da onun parası var. Böyle o zamanlar ata biniyorlar. Evet, böyleydi Ormana'da. Hem altın beşiği hem de Ormana'yı bir gün içerisinde. Çok güzel, rahatça geziyorsunuz. Çıkışta da akide şekeri verdiler. Şimdi onun tadı damağımda. Bu şekilde. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Beğeni atarsanız diğerlerinin önüne çıkar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.